Hatice'm, Hürrem hoş geldiniz. Ne saçmalıyorsun sen? Nasıl alacaksın Hürrem'in canını? Siz yeter ki isteyin sultanım. Bir yolunu bulurum elbet. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma. İstemiyorum. Anladın mı? Sultanım. Yeter, sus! Benim acım bana yetiyor zaten. Başımı daha fazla belaya sokma. Hayırdır inşallah. Çok hayırlı haber hünkârım. Müjdeyi kendim vermek istedim. Ben yine gebeyim. Şehzade geliyor. Hürrem'im, sen beni mesut ettin. Rabbim de senin yüzünü güldürsün inşallah. Alexandra. Susadım be adam. Hünkârım, tebriklerimi kabul buyurun lütfen. Sağ ol İbrahim. Allah sana ve Hatice'me de hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Bizi de erkek evlat nasip etsin. İnşallah. Dayı, aman gözün mahidevranda olsun. Perişan bir haldedir şimdi. Bir delilik etmesin. Meraklanmayın sultanım. Ben ilgilenirim. Sultanım. Affedin. Size bir şey söylemek isterim. Bir şey mi oldu? Ne var söyle. Sultanım, ben çok üzgün. Siz yüce sultansınız. Hizmetinizden ayrılmak çok zor. Şükran size. Üzülme Sadıka. Ben de senden razıyım. Hürmetinden,
Alakandan çok memnunum. Ama Hatice Sultan'la gideceğinden de memnunum. Gözüm arkada kalmayacak. Hatice'me de iyi hizmet edeceğinden eminim. Hünkârım resim için beklesinler mi? Beklemesinler, daha sonra gelsinler. Kim onlar? İbrahim marifetli bir ressamla tanışmış. Benim resmimi çizdirmek istiyor. Sarayını astıracakmış resmini. Ne güzel. Belki ikimizin resmini de yapar. Olmaz mı? Bakalım. Benim resmimi nasıl çizecek? Önce onu görelim. Hünkârım haremiyle meşgul. Bugün gidin Bilal'e gelirsiniz. Ne oldu sana? Rengin solmuş. Şey, gece çok çalıştım. Uyumadım. İyi madem, git dinlenirsin. Hadi Mahfet. Topla eşya. Bu kadınlar kim? Geçen gün geldiler ya. Biri Hatice Sultan, hünkârımızın kardeşi ve İbrahim Paşa'mızın müstakbel zevcesi. Diğeri de Hürrem Sultan. Hürrem? Aa, o da sizin memleketten, Kırım'dan gelmiş. Bir papazın kızıymış. Şimdi koskoca Sultan Süleyman Han'ın hatunu. İki evlat verdi ona. Üçüncüsü de yoldaymış. Ya işte. Nereden nereye? Günü geceye zor ekler oldum artık. Uyku haram oldu bana. Yavaş, duyacaklar. Az kaldı kavuşmamıza. Düğünümüz muhteşem olacak sultanım. İşte beklediğiniz gün geldi Çatlı Sultan. Hani hayaliyle yanıp tutuştuğunuz gün. Bakın sizin için neler yapılıyor. Bütün şehir eğlencede. Aslan parçam, sen de mi gelmek istiyorsun? Evet baba. Hatun anasında çok sıkılıyorum. Bunu sakın hatunların yanında söyleme. Akşam oldu, eğlenceler başladı. İbrahim seni de götüreceğim diye söz verdi ona. Tamam Mustafa. Az işim kaldı. Bitireyim çıkarız. Bu buluşma bana hediye gibi geldi. Sizi göreceğimi hiç beklemiyordum. Sizi son defa görmeden, mübarek ellerinizi öpmeden gidemezdim. Birazdan bu saraydan çıkacağım. Lakin bu ayrılığımız son vedamız olacaktır. Düğünümüzü uzaktan izleyeceğim. Size uzaktan bakacağım. Beni göremeyeceksiniz. Ama lütfen hissediniz. Hep yanınızda olacağım. Siz de biliniz ki beraber aynı yastığa baş koyacağımız geceye kadar nefes almayacağım. Deneyin bakın kalbimi. Duyun sesimi. Benim için çarpıyor. Diyor ki... Saadet işte burada.
Çok yakında artık. Gitmem lazım sultanım. Birinci avluda paşalar beni bekler. Elveda. Aşkım. Ruhum. Elveda aşkım. Paşa Hazretleri, uğurlar olsun size. Saadetiniz daim olsun. Allah razı olsun Nigar Kalfa. Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasuh Efendi. Hoş bulduk. Tanrı'ya dua ediyorum. Bu Mesut günü de gördüğüm için. Darısı evli olmayanların başına. Ne? Böyle bakma bile, ben iyiyim böyle. Vallahi ben de öyle diyordum ama sonra deniz gözlü bir dilberin ateşine düştüm. Ya. Aa, geliyorlar. Mustafa, nasıl da seviyorlar seni. Padişahım, bu yüce serefe nail olduk sayenizde. Oğlum İbrahim'in düğününe geldiniz. Niko oğlumla sevincimizi nasıl anlatsak? Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ailenizle mesut musunuz? Padişahım, nasıl söylenir bilmem. Biz balıkçıyız. Kusur varsa affedin. Dualarımız sizin için.
aileniz için. Sana baktıkça Pargalı diyesim geliyor. İnsanın ikiz kardeşinde olması Allah'ın bir lütfu. Kıymetini bil. Kardeşin benim için çok mühimdir. Şu resim meselesini bir halidir ihmal ettik. Lakin düğünden sonra devam ederiz. Bana başka resimler de yapacaksın. Siz nasıl isterseniz hünkârım. Buradaki işlerini bitirdin mi? Çok az kaldı hünkârım. Âlâ. Sancı geldi. Bir an yokladı öyle. Bir şey yok. Ne bu surat? Sultanın nedimesisin sen. Arı gibi çalışsana, durmak yok. Saraydan ayrılacak, çok üzgün ben. Gözde olacak, Hürrem Hatun gibi şehzade doğuracaktım. Bunları düşünme artık. Kadere isyan etmenin faydası yok. Ben bir daha göremeyecek hünkârı. Kim demiş? Görürsün. İbrahim Paşa'mız hünkârımızın en yakınıdır. Saraya gidip gelir elbet. Gelir mi? Gelir gelmesine de boşuna hayaller kurmasın. Hadi işinin başına. Tekme atıyor. Dün gece de çok sıkıştırdı annesini. Cihana bedel bir şehzade geliyor herhalde. Hadi bakalım. Bugün büyük gün. Gelin alayı yola çıkacak. Kaç gün oldu? Ne zaman bitecek düğün? Sıkıldın mı düğünden? Hayır. Ama çok az görüyorum seni. Yeter artık. Benim yanımda ol. Süleyman bak yine gidiyorsun. Çok güzel oldu değil mi? Hatice'm beğenecek mi? Ne dersin?
Beğenmezse bana hediye et. Çok aşık oldum o kolyeye. Sen benim en kıymetli mücevherimsin. Hatice'm, güzeller güzeli kızım. Nikahınız kıyıldı. Artık Vezir-i Azam İbrahim Paşa ile evlisin. Allah bir ömür boyu mesut etsin sizi. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana bir söz vermiştim. İşte bugün o sözümü yerine getiriyorum. Senin saadetini görmek benim kalbimi huzurla dolduruyor. Hünkârım. Nefes aldığım sürece bu kolyeyi boynumdan çıkarmayacağım. Sultan Süleyman'ın karındaşı Hatice Sultan'la olan nikahınızı vekil vermiş olduğunuz sadıcınız Ayaz Paşa ve Hatice Sultanımızın vekili Mustafa Paşa huzurunda kıydım İbrahim Paşa. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hayırlı olsun inşallah. Sanına layık değil. Lakin kabul edersen mutlu olurum. Belki bir gün gene balığa çıkarsın. Ağların tamir ister. Beni hatırlarsın. Baba. Baba. Sizin mevcudiyetiniz, benim yanımda olmanız benim için en büyük, en değerli hediye zaten. Bu iyi. Bana hiçbir zaman kim olduğumu unutturmayacak. Gururla her zaman yanımda taşıyacağım. Uğurum olacak.
9 gün oldu. Düğün daha kaç gün sürecek? İbrahim Paşa'nın paşa keyfine kalmış. Bugün daha anca gelin alayı çıkacakmış saraydan. Altın saçlılar, altın yağdı taşlara, topraklara. Binlerce insan aç karnını doyurdu bu sofrada. Allah bereket versin. Öyle saçarsan devletin malını olmaz. Hazine boşalır. Padişahımız bir sefere daha çıkar, doldurur hazineyi. Bunların eğlenceden kalkıp cenge gidecek halleri yok. Susun biraz hındıklar. Rodos'u, Belgrad'ı babanız mı fethetti? Yediniz, içtiniz, şükredip dua edeceğinize hünkârımıza laf edersiniz. Sen kendi göbeğine bak, zındık sensin. Sen kimin kapısında büyüttün bu göbeği? Ne? Senin ağzından çıkanı kulağın duyar mı bre? Edepsiz! Bre kadir kıymet bilmez! Bre mey'un! Size çöp vermek haram be! Size çöp vermek haram! Bırakın beni! Terbiyesiz! Gülfem, dizlerim titriyor. Yanından ayrılma. Sultanım az kaldı. Saadet yuvanız sizi bekliyor. Ne güzel gün. Herkes mutlu, mesut. Öyle değil mi sultanım? Hürrem Hatun, içimden geçen bu değil. Sahtekarsın sen. Bunu da herkes biliyor. Beni kandıramaz. Senin ciğerini biliyorum. Benimle iyi geçirin sultanım. Zira bu faydanıza olur. Gelin alayı nerede gelecek? Bak şuradan birazdan çıkacaklar. Böyle geçecekler. Bekle. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Osmanlı Osmanlıoğlu böyle düğün görmedi. Öyle ama Rodos seferinde kazandığımız her şeyi har vurup harman savurdular. Hem de kim için? Makbul İbrahim Paşa için. Bir gün değil, iki gün değil. Ahali 9 gündür eğlencede. Daha sürecek diyorlar. Ah! Hürrem iyi misin? Sakin ol. Kaç gündür böyle? Bir şey yok. Daha var şehzademin doğumuna. Deme öyle. Geçen seferde oğlan deyip durdun. Sonra en çok sen üzüldün. Mecbur. Oğlan doğmak zorunda. Mahidevran'ın bir oğlu var. Benim iki tane olmalı. Gülnia. Dua et.
Size mutluluklar diliyorum İbrahim Paşa. Düğün hediyenizi bugün takdim etmek istiyordum ancak Venedik'ten gelen kadırga gecikti. Ayrıca size Venedik Doçu'nun kutlama mesajını vermek isterim. Teşekkürler Balyoz Efendi. Ayrıca hediyeniz için de teşekkür ederim. Mahcup ettiniz beni. 2-3 gün içinde hediyeniz olan yemek takımını size getirmiş olurlar. İyi günler de kullanın. O masada sizinle dostluk yemekleri yiyelim isterim. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Hünkârım. Venedikli gene ne istiyor bizden? Bunlar mutlu günde fırsat bilip olmadık şeyler talep ederler. Tebrik için gelmişler hünkârım. Venedik Doçu'nun tebrik mektubunu verdiler. Âlâ. Muazzam hediyeniz için minnettarım. Hadi gel. Neredesin aşkım? Hatice Sultan ne kısmetli. Böyle bir düğünle evlendi. Ben hiç böyle bir şey yaşamayacağım. Ama kızım Mihrim'e yaşayacak. İbrahim ve Mahidevran olmayacak sarayda. Yok olacaklar. Ah! Ah! Şehzade geliyor. Ah! Durdurun arabayı. Sultanım doğuruyor. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Venedik Cumhuriyeti adına bu güzel düğünde bulunmaktan şeref duyarım. Lütfen tebriklerimizi kabul buyurun. Bu saat size Venedik Doçu tarafından özel yaptırıldı. Baktığınızda zaman gözünüzün önünde akacak. Teşekkürlerimi iletin. Lakin ben zamana bakarak vakit kaybedemem. Zamanın önünde koşmak isterim.
Hatice gel yanıma. Beyhan, Gülfem. Mahidevran sende. Hürrem nerede dahi? Arkamızdan geliyorlardı sultanım. Nigar Kalfa? Görmedim vallahi, haberim yok. Ahalinin kalabalığının arasında kalmışlardır. İlgilenin hemen. Kurye Sultan'ın arabası geri döndü saraya. Nasıl olur? Kim söyledi? Benim bir alakam yok. Nigar Kalfa, derhal bakın. Ne olduğunu öğrenip tez haber getirin. Yardım edin çabuk. Derin nefes al. Geliyorum. Süleyman neredesin? Kimse yok. Hünkârım. Bu muhteşem düğünden dolayı size şükranlarımı bildiriyorum. Pargalı, çok beklediniz bu saadeti. Bir yanda en kıymetli hazinem Hatice'm. Diğer yanda hayatımı defalarca kurtarmış can yoldaşım. Az bile. Baba. Mehmet'i görmedim, gelmedi hala. Nasıl gelmedi? Sümbül! Hünkârım. Hürrem Hatun neden gelmedi? Derhal bir malumat alacağım hünkârım, telaş buyurmayınız. Valide Sultanım, arabacı geldi şimdi. Doğum sancıları başlamış, o yüzden dönmek zorunda kalmışlar. Hemen alakadar olsunlar. Yalnız başına kalmasın. Nigar Kalfa gitti, alakadar olacak sultanım. Allah'ım sen büyüksün, yardım et bize. Kız doğursun. Doğum yatağında can versin inşallah. Sultanımın gözünün yaşı değilsin. Dayan. Dayan. Az kaldı hanım, dayan. Hürrem Sultan. Nigar Kalfa, ölçem kimsenin haberi yok. Neredesin? Sultanım, hadi son bir hamleyle. Ikın, hadi, hadi. Söyle. Söyle bana, oğlan mı? Gülnihan, Nigar. Sultanım, arslan parçası doğurdun. Ah, Allah'ım çok şükür. Ey hilal kaşlı, ince belli Dilber. Nasıl kulun, kurban olsun yanına. Oh. Aman ha, sen miydin be? Yüreğime iniyordu. Çekil, çekil, görmesinler. Yürü. Yürü. Daye, bu kutlu günümüzde hayırlı bir haber ver bize. Kurtuldu mu? Sultanım,
bir şehzademiz daha oldu. Allah'ım sen ne büyüksün. Bir günde çifte mutluluk verdin bana. Gel, getir bana oğlumu. Sultanım, diye diye doğurdun şehzadeyi. Sen bana inan artık. Bargalı, bir oğlum daha oldu. Şehzademizin müjdesini bütün kullarım duysun. Patlatın topları. Hünkârım, sevincimiz birken iki oldu. Allah size ve şehzademize uzun ömürler versin. Sağ ol Bargalı. Teşekkür ederim validem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İbrahim Paşa neredeyse gelir. Ben artık gideyim. Hemen gitme Gülfem. Biraz daha kal. Kaç zamandır bu anı bekliyorsun? Rahat ol. Hem paşamızı hem de kendini mutlu etme vaktidir. Valide Sultanımız şehzademizin isim verme törenine sizi çağırıyor sultanım. Gidecek misiniz? Sultanım yazık değil mi size? Bir de ayağına mı gideceksiniz o hatunun? Sarayda adetlere uymak lazım. Oyunu böyle kaidelerine uygun oynamak zorundayım. Gideceğim Gülşah. Hayırlı geceler paşam. Gülfem Hatun. Sana çok teşekkür ederim. Biz bu geceye ermişsek senin payın büyük.
Hakkını asla ödeyemem. Sultanımıza iyi bakın. Onu asla üzmeyin. Kalbini kırmayın. Onu mesut edin. Benim hakkımı ancak böyle ödersiniz. Hiç kuşkun olmasın Gülfem Hatun. Nazarlardan saklasın. Sağlıkla büyüsün hünkârım. Sağ olasın Mahidevran Sultan. Şehzademe rahmetli babamın ismini veriyorum. Sultan Selim Han gibi haşmetli bir Fatih olsun. İslam'ın ebati. Allah salihlerine eylesin. Amin. Allah bahtiyar eylesin. Amin. Allah devlet-i aliyeye bağışlasın.
İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın düğününe 50.000 kişi katıldı. 15 gün boyunca eşi benzeri görülmemiş şenlikler düzenlendi. Konstantinopolis sokaklarda uyumadan eğlendi. İbrahim Paşa artık sadece viziri Yazam değil, hanedana damat da oldu. Çok güçlendi. Saray ilk defa bu düğünle kapılarını halka açtı. Halk bu eğlencelerden memnun olsa da öte yandan düğünün uzun sürmesi ve çok para harcanması ahaliyi huzursuz etti. Özellikle Sultan Süleyman'ın yeniçerileri bu durumdan rahatsız. Rodos seferinden kazanılan paraların sokağa döküldüğüne inanıyorlar. Düğün sırasında Sultan Süleyman'ın bir oğlu daha oldu. Rus cariye Hürrem Sultan'dan doğma. Bu çocuğa Selim adı verildi. Annesi Venedik'te olan İbrahim Paşa ile yakın ilişkiler kurulmalıdır. Bizim dilimizi bilen, tarzımızı bilen bir paşa bulunmaz bir fırsat. Venedik elçileri yakın davransın, hediyeler gönderilsin. Selim, halasının kuzusu. Ben senin kaymaklı lokum yanaklarını yerim. Canım benim. Sen de tatlısın. Ne iyi ettin, geldin. O kadar istedim. Düğününde yanında olamadım. Fazla isteyince olmuyormuş, öğrendim. Sen nasıl oldun? Toparlandın mı biraz? Yataktan yeni kalktım. Sıkıldım. Günlerdir yat yat. Bahçeye çıkmak, temiz havada yürümek istiyorum. Bu dairede hapis gibiyiz. Ne hoş. Kim taktı bunu? Mahidevran Sultanım'ın hediyesi. Ne güzel. Böyle olun işte. Huzurla yaşayın. Aklım sizde kalmasın. Biz huzuru bulduk. Ama sen söyle. Mutlu musun? Hem de çok. Kanatlanmış uçuyorum. Bulutların üzerindeyim sanki. İndir parmağını aşağı. Evet, buraya yükleniyorsun. Çek, çek, çek. Hedefe iyi bak, kitlen putaya. Hazır olunca bırak. Aferin. Aferin sana. Hadi bir tane daha at. Hazır olunca bekle. Bekle. Hazır olunca bırak. Aferin. Şehzadem, hünkârım. Hoş geldin Pargalı. Senin düğünde yarışan okçuları görünce Mustafa'm da ok atacağım diye tutturdu. İbrahim, en büyük okçu ben olacağım. İbrahim deme. Kocaman adam oldun. Karşında İbrahim Paşa var. İbrahim Paşa de ya da Paşa de. Hünkârım, izin verin, şehzademiz ne derse makbulümdür. Biz onunla yakınız, öyle değil mi şehzade? Evet, öyle. Kılıç talimleri ne zaman başlayacak paşam? Haftaya Yeniçeri Ocağı'na gideriz o vakit. Hünkârımızın bağlı olduğu ağ bölüğünü ziyaret ederiz. Tahta kılıç vermeyin elime yine. Yok, sen çocuk musun? Artık çelik kılıç kullanacaksın. Hünkârım, Venedik elçisi bugün ziyarete gelecek. Huzurunuza kabul edecek misiniz? Sen görüş kafidir. Sor bakalım, yeni Luther Havadisi var mıymış? İlaveten yarın akşam Hatice Sultanım'la sizi ağırlamak isteriz. Geliriz elbet. Hünkârım, şehzadem, müsaadeniz. Haydi bakalım. Kolunu sağa tutacaksın, iyice gel. Sağa tut. Gel, gel. Hedefi görüyor musun? Hazır olunca bırak. Oh.
Eline sağlık Leo. Kabiliyetli adamsın Vesselam. Sağ ol. Sağ ol. Bitti mi buradaki işin? İbrahim Paşa arkadaki odaya da bir şeyler istiyor. Ondan sonra bitiyor. Daha dur. Hünkârımızın resmini yapacaksın. Pek heves etmedi sultan. İstemez gibi. Yok, aksine çok istiyor. Yanlış düşünmüşsün. Ben çok özür dile. Haberim yok, siz buradasınız. Sadıka Hatun. Size söylemem gereken bir şey var. Bahçede buluşmak mümkün mü? Olmaz. Yasak. Bir gören olur, baş gider. Korkma, burası hünkâr sarayı değil. Bak, kızacak kimse yok. Hadi sen dinle. Ben de gideyim artık. Validen bekler. Çok sağ ol. Seni gördüm, mutlu oldum. Mahidevran. Sultanım, geldiğinizi duydum. Görmeden gidersiniz diye çok endişelendim. Önce şehzademizi görmek istedim. Hatice Sultanımız sizin verdiğiniz nazarlığı çok sevdi. Ben de öyle. Validemle de görüşemedim henüz. İstersen birlikte gidelim. Olur sultan. İkinci şehzadem oldu diye fazla sevinme. Mühim olan hangi şehzadenin tahta geçip hünkâr olacağıdır. Victor, yok. Sadıka. Sadıka Hatun, Sadıka Hatun. Ben bunu... Ne olmuş burası? Nasuh Efendi. Fazla duramayacak ben. Ne diyecek bana? Bak. Seni, sesini... Mah Cemal'ini unutmamak için çizdim bunu. Seni çizdim. Bir şey demeyecek misin? Benim gitmem lazım. Sadıka Hatun. Gitmeden bir kere gözün gözüme değsin. Bir kere bak. Allah aşkına. Ne olur efendim. Bir gören olur. Sağ... Hatice'm, canım kızım. Yüzün parlıyor. Saadet ne yakışmış sana. Sadıka'dan memnun musun? Memnunum validem. Sadıka dediğiniz gibi pek saygılı. Çalışkan da. Aman iyi. Bu zamanda onun gibisini bulmak zor. Biz de senin yokluğuna alışamadık hala. Lütfen her sabah gel yanıma. Akşama kadar benimle ol. Validem, yarın akşam ailemle birlikte yemekte olmak istiyorum. Yeni sarayda birlikte olalım arzusundayım. Hünkârınız, siz, Mahidevran, Gülfem, bütün sevdiklerimizi ağırlamak istiyoruz. Seve seve geliriz. Validem,
Tabii gelir Hatice. Paşa Hazretleri size Venedik'te Uçukreddin'in tebrik mektubunu ve Papa Hazretleri'nin ebedi saadet temennilerini getirdim. Teşekkür ederim Senyor Mocenigo. Papaz Luther'in sürgün cezası sürecek miyim? Papa af çıkarmadığına göre sürecektir. Persona non grata. İstenmeyen adam ilan edildin mi? Geri dönüşü yok. Paşa Hazretleri, sizin düğün hediyeniz bugün limana ulaştı ve sarayınıza gönderildi. Öte yandan limandaki bazı tüccarlarımızın gümrük eminleriyle sıkıntıları var. Depolarımızı talan etmişler. Yardımınıza muhtacız. Anladım. Teşekkür ederim. Bu meseleyi Ayas Paşa ile görüşeceğim. Siz endişe buyurmayın. Daha ne istiyorsun? Mahidevran Sultan gelmiş, nazarlık takmış. Nazarlığı batsın. Oğlan oldu diye sevinme dedi. Mustafa olacakmış hünkâr. Bana ettiği laflara bak. Cevap verme. Sen gayene ulaştın, bakma onlara. Ellim dediği. Onu gördükçe cinler tepeme çıkıyor. Zor tutuyorum kendimi. Bütün bu iyiliği Süleyman'ın gözüne girmek için. Yalan onun iyiliği. Sultanım, hemen hazırlanın. Hünkârımız sizi avluda bekliyor. Gidiyorsunuz. Hünkârımla mı gidiyorum? Günyal'i bulun, gelsin. Çocukların başında olsun. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Derya Hatun. Validem, müsaadeniz olursa geç kalmadan gitmek istiyorum. Yarın akşam bekliyoruz. Lakin Hürrem Hatun'a söylemeyi unuttum. Şimdi giderken davet ederim. Merak buyurmayınız validem. Geç kaldınız sultanım. Hürrem Hatun saraydan az evvel çıktı. Nasıl çıktı? Ne diyorsun sen? Hünkârımızla birlikte çıkmışlar. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyoruz hünkârım? Senin o güzel iki dudağının arasında Hürrem'im. Sen nereye dersen oraya gider bu araba. Benim canımın sultanı. Ayağını bastığı yer benim cennetimdir. Sen burada mısın hala? Paşam. Gelmeni bekledim paşam. Bir akıl ver istedim. Hayırdır? Konuşamadın mı yoksa? Yok, sayende gülün dalına kondum, bülbül gibi öttüm. Netice? Ya konuştum ama ürkek bir ceylan gibi kaçtı benden. Ne yapacaktı matrakçı? Kollarına mı atlayacaktı hemen? Sabrını ol. Sabrını ol. Halinde huzuru bulman yakındır matrakçı. İnşallah paşam. İnşallah.
İnşallah. Venedik elçisi bana hediye olarak bir masa gönderecekti. Geldi mi o? Vallahi haberim yok da hayırdır? Ha. Ne yapıyorsun? Ben çocuktan beri bunu yaparım. Benim canım annem şey derdi. Toprağa çıplak ayakla bas. İçinde ne kadar sıkıntı, keder varsa alsın. Toprak sana iyilik, neşe versin. Annen doğru söylemiş. İnsan huzuru ancak toprakta bulur. Lakin toprağın altında mı, üstünde mi, o kadarını bilmem. İkinci Şehzade'ye doğurunca kıymete bindi. Talihli kadın. Ne isterse yapılıyor. El üstünde tutuluyor. Hürrem Hatun saltanatı başladı. Kalfa! Ne bekliyorsun? Götürsene. Hürrem yokken şehzadelerimi sarıp sarmalıyım dahi. İki gündür görmedim onları. Hasret giderirsiniz sultanım. Onlar geç dönerler. Nereden çıktıysa artık görülmüş şey değil. Söylemedi deme. Bu Hürrem aşkı çok başımızı ağrıtacak. Güzel. Sultanım. İbrahim. Nereden çıktı bu? Venedik elçisi Monşenigo yolladı. İskemleleri var. Şamdanları da. Gümüş. Bundan böyle akşam yemeklerimizi bu masada yiyeceğiz sultanım. Çok güzel. Bak. Çık çık çık. Çık çık çık. Sohbet gibi. Bunlar muhabbet kuşları. Birbirlerine ilan aşk ediyorlar. Bütün bir ömür şakıyorlar. Bıkmadan, usanmadan. Bu kuşlar senin. Ben de ömür boyu aşkla hiç susmayacağım. Süleyman. Benim aşkım. Süleyman. Susacak. Thank you.
Sultanım. Cennetimin kraliçesi. Güzelliğinize baktıkça gözlerim kamaşıyor. Sözleriniz beni ziyadesiyle mahcup ediyor. Cennetimiz dilerim daim olsun. Şahsan kendini kul köle gör. Ey sevgili, yanağına benzerim demiş. Sen gülü bu sözünden dolayı mahcup gör. Sen peri, aşk ile ben divaneyi eğer isteğin varsa ateşte gör. Ey muhibbi, eğer saf dudağın tadını bulmak istersen şekere bak. Hayatının baharıyla gururlu olma. Tane gibi kendini harmanda gör. Dönmediler sultanım. Geç oldu, beklemeyin. Gidelim mi? Evlatlarım beni bekler. Mısır'dan Kadızade Mehmet Efendi'den size bir mektup geldi paşam. Kötü haber mi? Kadızade Ahmet Paşa'nın memlük emirleriyle yakın ilişkiler tesis ettiğini yazmış. Ahmet Paşa. Rahat durmayacaksın değil mi? Melike Aynik peşindesin. Küçük bir şeyi bile mesele haline getiriyorsun. Böyle yaparak kendine zarar veriyorsun Mahidevran. Validem. Ama hünkârım onu alıp götürdü ve dönmediler gece. Epey kalacaklar belki nereye gittilerse. Aklını başına topla. Hürrem üç çocuğunu bırakıp nereye gidebilir ki? En fazla bir gün uzaklaşır. Gelirler bugün. Akşam Hatice'min yemek daveti var. Onu kaçırmaz aslanım.
Sultanım, yüzünüz neşe saçıyor. Kuşlarıma bak. Hünkârım hediye etti. Muhabbet kuşları. Nasıl, çok güzel değil mi? Hünkârımla benim gibi aşıklar. Sabaha kadar ormanda kaldık. Rüya gibiydi. Vit vit vit. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Vezirlerim, bana arz edeceğiniz mühim bir mesele var mı? Hünkârım, Mısır'dan Kadızade Mehmet Efendi'den bir mektup var. Ahmet Paşa oraları karıştırmaya başlamış mı? Siz nasıl tahmin ettiniz hünkârım? Müneccim olmaya lüzum yok paşa. Ahmet Paşa'nın Kahire'ye hangi hissiyatla gittiğini biliyorum. Onu iyi tanırım. Öfkesini içinde tutamaz fazla. Ahmet Paşa Memlük emirleriyle pek yakın olmuş. Gizli görüşmeler yapıyormuş. Günahını almak istemem. Lakin bir ihanet içerisinde olabilir. Hünkârım, müdahale edelim mi? Kadızade Efendi'ye haber gönderin. Gölgesi olsun. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Paşalar, siz de tedbirinizi alın. Hazırlıksız yakalanmayın. Bugün olmadı yarın Ahmet Paşa başımıza bela olacaktır. Sizler de benim kuşlarımsınız. Siz de böyle cıvıltılısınız. Benim her şeyimsiniz. Bu kuşların sesleri neşe getirdi. Ne iyi ettim. Hünkârımın hediyesi. Gülnihal, Selim ne zaman uyanacak? Çok özledim oğlumu. Bırak uyusun. Gece hiç uyutmadı beni. Akşam da Hatice Sultan'ın sarayına yemeğe gideceğiz hünkârımla. Çok güzel olmalıyım. Sarayın bitmiş halini çok merak ediyorum. Akşam mı dedi? Akşam oldu zaten. Hadi hazırlanalım. Tuzlu olmuş. Şu hamurdan bir topak ver bakayım bana. Hamur mu? Hamur mu katacaksın ustam? Evet, çok bilmiş. Hamur atacağım. Yemeğin tuzunu alır da ondan. Öğren bunları, öğren, öğren. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Mumbar da olmasa. Bildin mi Şeker Ağa? Bildin Sümbül Ağam, bildin. Hünkârımızın en sevdiği dolma. Bu akşam hünkârımızın tepsisini bana sunacaksın. Hay hay. Olur mu ağam? Olur. Hünkârımız İbrahim Paşa'nın sarayına yemeğe gidiyor. Sofrası bana kaldı. Ben şu sedire biraz uzanacağım. Yemek hazır olunca uyandır. Uyandın ha. Validem, hoş geldiniz. Hatice'm. Güzel kızım benim. Mahidevran, Gülfem, siz de hoş geldiniz. Sağ olun sultanım. Hoş bulduk. Ne hoş olmuş burası.
Yemeği burada mı yiyeceğiz? Evet validem. Ben bu Frank usulünü çok beğendim sultanım. Validem, hünkârımız gelmeyecek mi? Valide sultanım, şöyle oturmak istemez misiniz? Hünkârımız da yoldadır. Geldik. Her gün hep böyle olsa. Sabah akşam senin yanında. Yine yüzümü güldürdün. Ruhumu şenlendirdin. Haydi. Sultan Süleyman Hazretleri! Şeref verdiniz hünkârım. Nereden getirdin bunu? Venedik Sarayı'ndan geldi hünkârım. Bizzati Venedik Doçu'nun hediyesi. Sana pek değer vermişler. Göz boyama niyetindeler besbelli. Kafir yeni icat çıkarıyor başımıza. Validem, Frank sarayları gibi olmuş. Victoria. Dur. Dur. Ürkme benden. Sana zarar verecek bir şey yapmam. Sadece rahat ol. Canını sıkan, seni üzen bir şey olursa söyle. Bir isteğin olduğunda haber göndermen kâfi. Ne olsa yaparım senin için. Ne olsa mı? Ne istersen. Aslında bir şey var. Ha, iste canımı vereyim. Ailemden haber alamadım kaç zamandır. Bir mektup yazdım ama gönderemedim. Ya üzüldüğün şeye bak. Ver bana koşarak götüreyim. Limanda büyük tekne var. Adı Fortuna. Fortuna. Antonio Kaptan var. Antonio Kaptan. Ona ver. Victoria yolladı de.
O da benim amcaya gönderecek mektubu. Pek itina göstermişsiniz, elinize sağlık. Ama ben kendi sarayımda istemem aslanım, haberin olsun. Sedirimde önüme konan gümüş tepsilerimde yemekten gayet memnunum. Pekala. Sizin hareminize bu usulleri sokmayız. Esas siz bu duvarı görmediniz galiba. Bakın, hangi şark sarayında var böyle resimler? Alimler, ulemalar görse ne der? O kadarını İbrahim Paşa düşünsün. Haydi afiyet olsun. Hünkârım, kırmızı ressam burada. İçeride çalışıyor. Öyle mi? Gelsin, onu bu resimden dolayı tebrik etmek isterim. Hünkârım. Gelsin. İbrahim Paşa, davet et gelsin, bir mahsuru yoktur. Böyle kaliteli sanat erbabı kolay yetişmiyor, onları tebrik etmek lazım. İstemem. Niye? Hasta mısın? Şşş, rengin sararmış. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sultan Süleyman Han Hazretleri sizi sofraya çağırdı. Oo, hünkâr çağırdı. Hadi bahşişi kaptın demektir. Leo Efendi. Hey, ne oldu? Taş kestin mi? Ha. Korkma, hünkârımız kelleni almaz, gönlünü alır. Ya korkma, yürü, yürü. Hünkârım, size kıymetli ressam Leo'yu takdim ederim. Kendisi sarayımıza ışık ve güzellik nakşetmiştir. Yaklaş Leo, gel. See you.